Şimdi Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimizi öldürüyorlar. Sonra onların çocuklarını alıyorlar. Müslümanın evladını alıyorlar kardeşim. Neden yapıyorlar? Müslüman diye yapıyorlar. Hotenli bir kardeşim anlattı. Daha birkaç gün önce. Diyor ki, Cumhurbaşkanı Doğu Türkistan'a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Doğu Türkistan'a gelmişti. Oraları açtılar. Bir amca Cumhurbaşkanı'nı görünce, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı buraya geldi diye ona koşmak istedi. Kendini ona arz etmek istedi. Kucaklamak istedi. Sonra Cumhurbaşkanı gitti. O amcayı, ihtiyarı bir daha gören olmadı. Aldılar. Çinli polisler alıp götürdüler. Sen nasıl bir Fatih'in evladı buraya gelir, ona koşar, ona tebessüm eder, onu kucaklamak ister, sevincini izhar edersin diye. Kardeşlerim, Müslüman'ı alıyorlar, sonra bir daha haber yok. Kadını alıyorlar, haber yok. Cenaze namazlarının kılınmasına bile müsaade etmiyorlar. Müslüman'ın evladını alıyorlar. Kendilerince okullar kurmuşlar, kamplar yapmışlar. O kamplarda Müslümanların çocukları onlara Mao'nun kızıl kitabını okutuyorlar. Adını değiştiriyorlar. Bir yaşında, iki yaşında bir çocuk İslam'a yabancı olarak yetişiyor. Bir noktaya gelince İslam düşmanı. Kardeşlerim, bunun hesabını Allah Teala'ya nasıl veririz? Karşımızda şu kadar nüfusu olan bir Çin olsa, evet orada Çin var, benim de Rabbim var, Allah Azze ve Celle var, vallahu ala kulli şeyin kadir, değil mi ki ömrümüzü veren O'dur, ölüm meleğini gönderecek O'dur, o halde zerre kadar ne Mao'nun çocuklarından, ne Kızıl Ordusu'ndan, vallahi zerre kadar endişemiz, korkumuz yoktur. Elbette bir gün yeniden Urumçi'de, Kaşgar'da, Yarıkent'te, Doğu Türkistan'ın tutsak şehirlerinde İslam bayrağı, gök bayrak yeniden açılacak, camiler açılacak, yeniden ezan-ı Muhammediyeler, Allahu Ekber okunacak Allah'ın inayetiyle.